Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Bugün grupla bir toplantı yaptık. Aynı zamanda da Kartal tarafına ava geldik. Hava güzel olduğu için toplanmayı sahilde yapmayı tercih ettik. Yani kış Şubat'ın belki en güzel havalarından birini yakaladık. Gündüz 20 derecelere çıktı. Şimdi ben size yavaştan grubu göstereyim. Şimdi tekrardan düzenimizi oluşturduk. Orası karanlık bir yerdi. Daha düz bir yere geçtik. Kendimiz böyle bir yuvarlak oluşturduk. Şu an bir 30 kişi varız. Daha da gelecekler var. Arkadaşlar meşhur Oflu abi. Evet abi, bugün hakkında ne düşünüyorsun? Valla çok güzel bir gün. Hava da çok güzel. Ortam da çok güzel. Ortam da çok güzel. Arkadaşlar Oflu'ları çok konuşturamazsınız genelde. Numan abiden bu kadar fazla bile. Evet arkadaşlar, ortamı şöyle göstereyim. Evet, Orhan Bey'den başlayalım. Hoş geldin demeye. Hoş bulduk. Evet abi, bugün nasıl bir gün? Çok güzel bir gün olacak inşallah. Evet. Abi selamlar, hoş geldin. Evet, patron burada. Merhaba. Para babası. Abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, sandalyesi olmayanlar böyle gariban gariban oturuyor. Abi hoş geldin. Abi hoş geldin, tekrardan geçmiş olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar devamı avda göstereceğiz. Hatay. Arkadaşlar balık tutarken Mera'dan yuvarlandı. Arkamdan itti arkadaşlar. Hain dostlar edinmeyin. Kendinize kardeş edinmeyin. Evet, Mera'da herkes online arkadaşlar. Oturma kısmı bitti. Şimdi yavaştan şöyle ava geçtik. Enes kardeşim burada. Malzemelerle uğraşıyor. Abi balık var mı? Vuruşlar başlamış. Kayalarda yürüdüğüm için birazcık dengesiz olabiliyor. Güzel bir gün. Rüzgar yok. Şubat'ın 11'i arkadaşlar. 11 Şubat. 12 Şubat gecesine gireceğiz birazdan. Birkaç saat sonra. Mera'daki durum bu. Tevfik burada. Cengiz abi burada. Cengiz abi durum nedir? Balıklarına bakayım mı? Daha yeni başladık. Benim hiç yok orada. Başkasının olur. Fark etmez abi. Balık olsun. Denizden çıktı. Evet. Acı takımının övgüsünü yapıyor. Ne abi o ne ya? Ne abi o kamış ne? Don lastiği. Don lastiği arkadaşlar. Evet, Tolga abi orada. Grubun devamı burada. Orhan abiler de diğer tarafta avlanıyorlar. Grup bir uzadıkça gidiyor. Bugün bir 40 kişi kadar toplandık. Bakalım bundan sonra avda neler yaşanacak hep beraber göreceğiz. Evet. Balığımızı aldık arkadaşlar. Fena bir boy da değil. Tam böyle kışın keyfini yaşatacak istavritler. Yani büyük balıklar değil ama gayet ideal boylar arkadaşlar bunlar. Çok keyifli. Şu an 1.7 gram takılı jakal kullanıyorum. Silikonda. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü arkadaşlar rüzgar dediğim gibi çok fazla bir şekilde rüzgar var. Jiketi dibe batırmakta zorlanıyorum. Gerçekten zorlanıyorum. Çünkü rüzgar direkt kafadan geliyor. Kimi zaman yandan esiyor. Bir önceki avla alakası yok rüzgarın. Yine olağanla kafadan geliyordu ama bu şekilde değildi. Yani rüzgar göstermemesine rağmen bugün rüzgarlı bir hava var. İlginç bir şekilde. Yani dalga var, rüzgar var. LRF için tüm olumsuzluklar bir arada toplanmış şekilde duruyor. Ama hemen balığımızı aldık, gördünüz. Ben bir saattir deniyorum. Bir saatte aldığım balık 10 tane arkadaşlar. Hop şimdi de aldık. Al. Alacak bırakacak. Hadi bir de alırsın sen onu. Aldım arkadaşlar. Oo, bu da güzel. Fena değil. Güçlü balık. Keyif veriyor arkadaşlar. Bunlar güzel boylar. Yani şöyle. Balıktan vazgeçseydim. Bakın boya bak. Balıktan vazgeçseydim. İnanın bugün eve balıksız dönecektim. Ama ben ne yaptım? İşte rüzgarın dinmesini bekledim. Ne bileyim balık girer diye düşündüm. Yani hep böyle bir olumlu yönünden bakmaya çalıştım duruma. Şimdi ne oldu? Bak meyvesini toplamaya başladım. Bakmayın, daha şimdi videoyu açtığımdan beri balık almaya başladım.
normalde bu balık yoktu. Yani bölge bölge 50 metre 100 metrede bile balık değişkenlik gösterebiliyor. Neden değişkenlik gösteriyor? Abi sahil boyu aynı. Aynı kayalık. Kayalık aynı ama meranın dip yapısı aynı değil. Meranın akıntı yönü aynı değil. Meranın rüzgar alma yönü aynı değil. Yani arada 50 metre olsa bile bu farklılıklar size balıkta artı veyahut da eksi olarak dönebilir. O yüzden sürekli böyle bir yer değiştirme politikası içinde olun ki sabit kalmayın. Zaten kullandığımız takımlar en ağırı bile 200 gramı geçmiyor. Yani surf spin hop aldık gene. Surf spin yapmıyoruz. O yüzden sürekli yer değiştirmekten yana olun. LRF'nin amacı ve disiplini budur yani arkadaşlar. Sabit merada kalmak. Bakın bakın boylara bakın. Gerçekten muazzam. Şimdi bunu boğazlamış, hemen kurtarayım. Sabit merada kalmak falan LRF'ye uygun bir av şekli değil kesinlikle. Bunu size belirteyim. Anca balığı bulacaksın ki bulduğun yerde avlanasın. Ama böyle nazlı durumlarda da senin ekstra bir emek göstermen gerekiyor. Ekstra bir çaba göstermen gerekiyor. Bunu yapmazsan hiçbir şekilde avda başarıya ulaşamazsın. Şöyle bir etrafınızdaki insanları silip de sadece bunlar kim diye baktığınızda iğrenç bir toplum haline dönüşüyor insanlar. Gerçekten yani şu TikTok'a falan girdiğinizde bakın yararlı sayfalar var. Ben onları kastetmiyorum. Ama %75'i arkadaş, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Adam almış eline halıyı, altına at biniyor, bilmem ne yapıyor. Öteki bilmem ne kılığına girmiş, millete tokatlıyor. Öteki göğüslerini açıyor, kocasının yanında başka bir şey yapıyor. Lan ya biz ne zaman böyle bir millet olduk ya? Yani bizim ahlakımızda, bizim kültürümüzde balık da geldi. Böyle bir şey hiçbir zaman yoktu. Gerçekten iğrenç bir şey ya. Yani bu, ben izliyorum, adam, kadın kocasının yanında göğüslerini açıyor. Görmüşsünüzdür şeylerde, haberlerde. Bir ara soruşturma yedi. Ya ne kadar ahlaksızca bir şey ya. Öteki başka bir şey yapıyor. Öteki onunla onu aldatmış, bunu yapmış. Ya iyice böyle edepsizleşiyoruz. İyice edepsizleşiyoruz. O yüzden diyorum ya, çocuklarınızı denize getirin diye. Yani üzüm üzüme baka baka kararır arkadaşlar. Kimse evladının kimlerle takıldığını, kimlerin ortamında olduğunu bilemez. Evde sen çocuğa ne kadar iyi olursan ol, bu çocuk okul hayatında yanındaki adamla beraber, of ne bastı be. Bu da güzel bastı ama ufak galiba. Yanındaki adamla beraber vakit geçiriyor. Üniversiteye gittiğinde işte baba ben yurtta kalıyorum. O çocuk yurtta mı kalıyor ya? Biz hepimiz yaptık bunları ya. Böyle bir şey yok. O yüzden diyorum ya yani çok. Aa, zargana aldım. Zargana. Bu ne lan? Anam. Hem istart hem zargana. Ulan. Abi bu ne ya? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Jikette istabit. İpe zargana dolandı. Abi şu zargana yalsana ufak. Ya yuh ya. Arkadaşlar efsane bir şey ya. Ya böyle bir şey olabilir mi abi ya? Arkadaşlar altta şey var. İstavrit, ben büyük istavrit zannettim. Ama üstte de yavru bir zargana geldi. Bakalım. Yok mu abi, şey geldi işte. Jikete misineye dolandı hayvan. Arkadaşlar şimdi salımını yapacağız. Anlayamadım ha. Kafa basmadı ona orada. Dişlere mi girmiş? Eldivenle tutayım mı, kaymasın? Vallahi iyi olur. Lan gibi dönüyor. Var mı abi eldiven? Ver eldivenle tut. Çok sıkma abi. Ağzını... İpi kapmış. Çeneyi aç abi biraz istersen. Dur, ipi üstüne dolamış zaten de. Onu bir açayım. Arkadaşlar. Bir de lidere takın. Abi LRF tarihinde böyle bir şey var mıdır ya? Herhalde bir ilk yaşadık şu anda. Ya böyle bir şeyin videoya gelmesi... Çok denk gelmesi çok güzel oldu arkadaşlar. Bu bir yetenek değil yani. Hani bazı arkadaşlar bunu şey yapar. Aman abi. Bazı arkadaşlar bunu farklı görür. Kurtuldu mu? Yok. Sen işini kapatsana be. Şu kamışın gidiyor. Arkadaşlar şunu kurtaralım. Sahilindeki var ya, altta var. Çok acayip.
dişlerine takılmış. Lideri keselim mi? Bence daha mantıklı olacak gibi. Hem hayvana zarar gelmesin. Hem de bir tarafı boşa çıktı mı gelir abi. Tamam. Heh geldi. Hatta. Salıyor muyuz? Ver abi salalım. Arkadaşlar minnacık bir zargana. Bunlar ne isim veriyorlardı? Abi bilmiyorum. Arkadaşlar salamını yaptık. LRF tarihinde bir ilk yaşadık. Dedim karalay mı yaptı bunu, ne yaptı? Ya yok abi. Öyle videoda konuşuyordum yine garip garip konulardan. Ne abi? Evet arkadaşlar, daha demin muazzam bir olay yaşadık. Videoda göreceksiniz zaten. Jikete eşek istihar geldi zannettim. Ama ondan sonra şöyle bir ağırlık mağırlık var dedim. Herhalde kuyruktan muyruktan taktırdım. Anlam veremedim. Baktım ki zargana gördüm. Aa dedim zargana gelmiş. Bir çıkardım. Hem zargana hem de jikette istavrit. Çok nadir yaşanacak olaylardan birini yine yaşadık, şükürler olsun. Allah da nasip ediyor arkadaşlar. Şu anda balığı aldık gene. Evet, denemek lazım dedim. Vazgeçmemek lazım. Saat ilerledikçe balık arttı. Hani video kapalıyken şimdi kameraya şarjı taktım powerbank'ten. Video kapalıyken muazzam balık aldık. Bakın yine geldi. Hiç ne ağırlık değiştirdim. 1.7'den devam. Kultiva 1.7. Bayworm Tiger'da devam. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani takımımda ufacık bir oynama bile yapmadım. Yapmayacağım da. Hatta buranın devamında bir zargana'yı gördüm ya, aklıma zargana denemek geldi. Devamında Orhan abiyle Cengiz abi kandırırsam ufak bir zargana denemesi yapacağız. Bizim neslimizle, benim akranlarımla ve hatta benden 5 yaş küçük, 10 yaş büyük insanlarla balık dalıyor oluyor bırakıyor. Aldı. Bu insanlarla değişmeyecek. Çünkü bir değişim en az bir neslin bitimiyle olur. Hop bıraktı. O yüzden istiyorum ki işte benim çocuğumun gençlik zamanları, çocukluk zamanları, yani ergenlik zamanlarında inşallah güzel sonuçlar alırız. Yoksa bugün dünya proje yapsak, 1000 kişiyi bir araya getirsek, 1000'le de onu kabullendirsek, bu yine değişmeyecek. Çünkü yani kainatta böyle bir şey mümkün değil. Her şeyin bir zamanı var. Hop hemen vurdu. İleride vuruyor balık. Aldı. Her şeyin bir zamanı var. O yüzden çocuklar çok önemli. Ağaç yaşken eğilir atasözü. Yani atasözleri insanların hep böyle komik yerlerde kullandığı sözler haline geldi. Cümleler haline geldi. Ama öyle değil. Atasözleri gerçekten doğru alınırsa, hadi kaçma. Evet. Doğru alınırsa çok kıymetli. Hemen kovaya düştü. Şimdi komik gelebilir. Şunu yapmak istiyorum. Deniz, balık, LRF, surf fark etmez. Bunun üzerine küçük bir el kitabı gibi bir şey yazmak istiyorum. Yani bu bilgi dolu olmayacak. Şimdi yanlış anlamayın. Eleştiriler gelmesin. Bunun bilgisini yazmak bana düşmez. O kadar abimiz var, o kadar bu işe gönül vermiş insan var, ömrünü denize geçirmiş. Benimki daha çok böyle duygulara tercüman olacak bir kitap olmasını istiyorum. Bunu da ilk defa söylüyorum burada. Ama inşallah bunun da çalışmalarına başlayacağım. Dağıtacağım bunu. Yani bastıktan sonra işte önde gelen mağazalara. Atıyorum işte Sas Deniz, Mutlu Balıkçılık, Cengiz Balık gibi mağazalara dağıtıp bunu kabul eden, çünkü herkesin belki hoşuna gitmeyebilir, kişilere dağıtıp böyle kargoların içlerine koymalarını isteyeceğim. Belki işte diyorum ya, çocuklarınıza okursunuz, ne bileyim sizin hoşunuza gider, belki hoşunuza gitmez, bu hiç önemli değil. Maksat buradaki niyet. Böyle bir düşünce var aklımda. İnşallah bu da olur.